Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Cem nerede? Bizimle servise binmedi, geç gelecekmiş. Arkadaşlarıyla gezip tozacakmış. Çantasını da bizimle yolladı. Peki bundan babanızın haberi var mıymış? Yok, siz söylersiniz dedi. Nasıl yani? Kendi kafasına göre arkadaşlarıyla gezmeye karar verdi ve bunu babanıza söylemedi mi? O artık büyümüşmüşmüş de onların izni almayacakmışmış da. Bunu babanıza söylesek çok iyi olacak. Siz ikiniz söylersiniz, ben banyodayım. Yine sivilceleriyle oynamaya gidiyor. Ne biçim şeymiş bu ergenlik? Ablam da abim de bir garip oldu. Güzel. Evet, laboratuvara götürebilirim artık bunu. Saat çok geç olmuş ya. Hay Allah, gitsek mi, ne dersin? Olur. Kalsak da bu kadar iş bitmez ki zaten. Ha, doğru doğru. Yerine bırakalım. Akşama bize gelsenize dostum. Ha vallahi Betüş'le konuşayım, geliriz herhalde. Ha bak. İyi insan lafın üzerine aramış. Belki de odur. Tutsana. Alo. Ha Firuze, sen misin? Ne oldu? Ne? Aa, nereye gitmiş? Tamam, ben onu hemen bulup gelirim. Hoşça kal. Ne oldu Sadık? Kimi buluyorsun? Hayrola? Cem. Artık onunla konuşmanın zamanı geldi dostum. Şimdi kimi arıyorsun peki? Tuğçe'yi. Onun nerede olduğunu ancak o bilir. Heh. O akşam Tuğçe bize geldi. Hep beraber abimle babamın eve dönmesini bekledik. Hoş geldin Tuğçe'ciğim. Hadi geçin oturun bakalım. Cem de birazdan gelir. Ablam o saate kadar banyoda sivilcelerini sıktı. Ben anneme başkaları için bu dememeyi öğrendiğimi anlattım. Abimler eve geldiğinde ablam da banyodan çıktı. İşte buldum. Çarşı pazar dolaşıyordu. İşte kızım da geldi. Geç yavrum, geçin şöyle oturun bakayım. Konuşacağım. Annemle babam hepimizi toplayıp büyümekle ilgili bir konuşma yaptılar. Siz büyüdünüz. Tamam, kabul ediyorum. Ama büyük olmak demek anaya babaya karşı sorumlusu olmak demek değil. Anlaşıldı mı? Hele sen. Tamam, saygı duyuyorum, büyüyorsun, ergenlik çağındasın ama ya bir şey gelse başına? Annem baban ne duruma düşer biliyor musun? Kardeşlerin ne duruma düşer? Annem ablama o yaşlarda herkesin sivilcesi olduğunu kanıtlamak için gençlik resimlerini gösterdi. Ben de ablama sivilceleriyle bile çok güzel olduğunu bir daha söyledim. Galiba artık kompleks yapmayacak. Babam koca adam olduğunda bile babasından izinsiz eve geç gelmediğini anlattı. Tıraş olma konusunda onun iyiliği için ona kızdığını bir daha hatırlattı. Abim hatasını kabul etti. Hatta bugün onları üzmesin diye Tuğçe ve Kerem'le konuştuğum için benden bile özür diledi. Nihayet ikisini de ne kadar çok sevdiğimi anladılar. Ablam ve abimle sımsıkı sarıldık. Firuze abla yine kendini tutamadı, ağladı. Sonra hep beraber teyzemlere gittik. Toprak bir garipti. Bütün gece bir köşede sessiz oturdu. Sanki o toprak değildi. Mercimeği bir kenara çekip toprağın nesi olduğunu sordum. Bana olanları tek tek anlattı. Sahiden de o toprak değil, onun tıpatıp kopyasıymış. Kulaklarıma inanamadım. Galiba toprak benden de yaramaz olacak. İmdat! İmdat! Çıkarın beni buradan! Lütfen! Söz veriyorum. Bir daha yaramazlık yapmayacağım. Bir daha kimseyi korkutmayacağım. Söz veriyorum. Söz! Dede! Dede! Anneanne! Kimse beni duymuyor mu? Lütfen! Söz verdim işte. Söz! Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde.
Fatih.